Hadi hep birlikte bu sonsuz seriyi inceleyelim. Ee, n eşittir 1 ile başlayacağız ve sonsuza gideceğiz. Eksi 1 üzeri n artı 1 bölü n kare. Genişletilmiş olarak da yazarsak n 1 olduğunda burası bakalım 1'e eşit olacak. Eksi evet 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 artı 1 bölü 9, eksi 1 bölü 16, artı 1 bölü 25, bu kadar ilerlememe gerek yoktu ama olsun duramıyorum, eksi 1 bölü 36, artı 1 bölü 49, eksi 1 bölü 64 yeterli. Burada durayım, evet. Bunun bu şekilde devam edeceğini biliyoruz. Bu değişen bir seri ve aynen şu ana kadar olduğu gibi artı eksi artı eksi olarak da devam edecek. Değişen seriler testine dayanarak bu arada bunun bu testi uygulamak için gerekli koşulları sağladığını da söyleyebiliriz. Evet bu test sonucunda bu serinin yakınsadığını görmüştük. Şu anda ise yakınsadığı değerin ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Başka bir deyişle buradaki S değerinin ne olduğunu bulmaya çalışacağız, anlaştık mı? Bunu buradaki toplamın neye eşit olduğunu bulmak yerine sonlu sayıda bazı hesaplamalarla yapacağız. İsterseniz ilk dört terimin kısmi toplamını bularak işe başlayalım. Buradaki ilk dört terim, evet bundan bahsediyorum. S alt indis 4 adını verelim. Tabii bir de kalanlar, yani buradaki diğer her şey olacak. Altını bu şekilde çiziyorum. Evet, buradakilerde ilk dört terimin toplamını aldıktan sonra geriye kalanlar olacak. Beşinci terimden sonsuzuncu terime kadar. Bunu bu şekilde ifade ettiğimizde bu toplamda kısmi toplam artı kalana eşit olur, öyle değil mi? Şimdi hadi başlayalım. Ortak paydaları 9 çarpı 16, evet 144 olur. O halde 144 eksi 36 artı 16 ve eksi 9 bölü 144. Eksi 36 artı 16 eksi 20 eder. 144 eksi 20 124 ve eksi 9 115. Evet bu toplam 115 bölü 144 de eşit. Ve artı buradaki kalan. Evet artı kalan. Şimdi eğer buradaki kalanın sınır değerlerini bulabilirsek toplamın sınır değerlerini de bulmuş oluruz öyle değil mi başka bir deyişle bununla bunun arasındaki farkın ne kadar büyük ya da küçük olduğunu. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Size öncelikle buradaki kalanın pozitif olduğunu göstermek istiyorum. Aslına bakarsanız videoyu durdurup bunun pozitif olacağını kendi kendinize ispatlamaya da çalışabilirsiniz. Denediniz ve buldunuz değil mi? O halde sıra birlikte yapmaya geldi. İşe kalanı tekrar yazarak başlayalım. R alt indis 4, 1 bölü 20 ya da bir saniye bir saniye bunun pozitif olduğunu yazmadan da gösterebilirim. Nasıl mı diyeceksiniz? Bunları bu şekilde ikili ikili ayırdığımızı düşünelim açık olması adına parantez içine alacağım. 1 bölü 25 eksi 1 bölü 36. 1 bölü 36, 1 bölü 25'ten küçük olduğuna göre bu fark pozitif bir farktır. Bu pozitif, bu negatif bir sayı ve bu bundan büyük olduğu için farkları pozitif olacak. Hemen not ediyorum pozitif. Burada da pozitif bir terim var ve bundan kendisinden daha küçük olan negatif bir terimi çıkardığımız için burada sonuç da pozitif olur. Ve böylelikle yani terimleri bu şekilde çifter çiftler ayırdığımızda elde ettiğimiz tüm farklar pozitif olacağından pozitif terimlerden oluşan bir seri elde etmiş oluruz. Bu da R alt indis 4'ün sıfırdan büyük olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak bir de kalanın neye eşit olduğunu hesaplamadığımız bu terimden küçük olacağını göstermek ya da ispatlamak istiyorum. İsterseniz videoyu durdurun ve bunu da benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Az önce yaptığım gibi bu terimleri parantez içine alarak kalandaki terimlerin toplamının birinci terimden küçük olacağını bulmaya çalışın. Denediğinizi biliyorum. O halde gelin şimdi de birlikte yapalım. Pembeyle yazalım. Kalanımız evet 1 bölü 25 eksi 1 bölü 36 yerine eksi yazayım. Bu defa da ikinci ve üçüncü terimi de parantez içine alayım. Evet, 1 bölü 36 eksi 1 bölü 49. Devam ediyorum. Eksi parantezin içine 1 bölü 64 eksi 1 bölü 9'un karesi yani 1 bölü 81 yazıyorum ve bu şekilde sonsuza kadar devam edeceğiz. Bu şekilde yazdığımızda neler olduğunu görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu terim pozitif bir terim. Neden diyecek olursanız bu bundan küçük bir kesir de ondan. Aynı şekilde bu da pozitif bir terim olacak. 1 bölü 25 ile başlıyoruz ve bundan bir sürü pozitif terim çıkarıyoruz. Bu da elde edeceğimiz sonucun yani R alt indis 4'ün 1 bölü 25'ten küçük olacağı anlamına gelir. O halde bunu da yazalım. R alt indis 4 küçüktür 1 bölü 25. Bunu R alt indis 4 küçüktür 0,04 olarak da yazabiliriz. Ne de olsa 1 bölü 25 0,04'e eşit. Bu arada kullandığımız mantığın değişen seriler testinin arkasında yatan mantık olduğunu da söylemek istiyorum. Bunun sıfırdan büyük ve sürekli terim eklemeye devam ettiğimiz için de büyüyen bir değer olduğundan artık emin olabilirsiniz. Büyüyen bir değer ama bir üst sınırı var. 1 bölü 25. Bu sayede bu toplamın yakınsadığı bir değer olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? Ancak şu anda burası için bir aralık elde etmeye çalışıyoruz. Yani isterseniz yakınsadığı değerin ne olduğunu şimdilik bir kenara bırakalım. Bu toplam, bu ikisinin toplamı, öyle değil mi? O halde bu toplamın 115 bölü 140. 4 artı R alt indis 4'ün üst sınır değeri olan 0,04'ten küçük olacağını söylemek mümkün. Buna ek olarak toplamın kısmi toplam artı kalanın alt sınır değeri olan 0'dan büyük olacağını da söyleyebiliriz. Evet, 115 bölü 144'ten büyük olacak. Gördüğünüz gibi hesap makinesi kullanmadan yaptığımız bu hesaplamalarla bu seri için son derece güzel sınır değerleri elde etmeyi başardık. Doğru duydunuz, buradaki sonsuz seriden bahsediyorum. İsterseniz şimdi bir de hesap makinesini çıkaralım ve bunların neye eşit olduklarını hesaplayalım. Evet, 115 bölü 144 diyorum. 0 79.861 devirli sayısına eşit. 0.7.9.8.6 bir devirli sayısı küçüktür s. O da küçüktür. Buna 0.04 ekleyelim. Evet, artı 0,04. Bu da 0,83861 devirli sayısı. Bu arada neden hesap makinesi kullandım bilmiyorum. Bunu aklımdan da yapabilirdim. Her neyse 0,83861 devirdi. Evet. Hesap makinesi kullanmadan yaptığımız bu hesaplarla S için son derece iyi bir tahmin elde ettiğimizi görüyorsunuz değil mi? Bu videodan almamız gereken ders ki bunun üzerinde bir miktar daha konuşacağız. Buna benzeyen ve değişen seriler testini sağlayan eksi 1 üzeri n ya da eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı bir dizi pozitif terim serisi olarak ifade edebileceğimiz değişen bir seriyle çalışırken terimlerin küçülmesi ve en sonsuza giderken limitinde sıfıra yaklaşması lazım. Bu serilerin yakınsıyor olmaları bir yana serinin yakınsadığı değeri elde etmek için kullandığımız hata payını Kısmi toplama katmadığımız ilk terime bağlı olarak da bulabiliyoruz. Bu sadece bir örnekti ve buradaki ilk terimin pozitif ya da negatif olmasına göre farklı senaryolar üzerinde de durabiliriz. Bunu yaparken mutlak değer ve büyüklükten de bahsedeceğiz. Ama az önce de dediğim gibi buradan öğrenmemiz gereken şey hata payının büyüklüğünün kısmi toplama katmadığımız ilk terimin büyüklüğünden büyük olmayacağıdır.